Mutlu akşamlar. Apar'da ana haber saati. Türkiye ve dünya gündeminden sıcak başlıkları paylaşacağız. Ama önce bugünün manşetleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Türkiye'nin 2023 manifestosunu açıklayacak. Erdoğan'ın kongre konuşmasında piyasalara da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Nedir bu beklentiler? Birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Ve yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri sürdürecek. Kavcıoğlu yarın Türkiye Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek. Verilecek mesajlarda büyük önem atfediyor, konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den önemli bir Türkiye açıklaması var. Blinken, Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz, Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına dedi. Bugünkü görüşmelerin sonuçlarını da konuşacağız. Özetler böyle, çok daha fazlasıyla ana habere başlıyoruz. Ve manifesto yarın itibariyle açıklanması bekleniyor. Geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında büyük bir yer tutmuştu aslında. 2023 manifestosunu çarşamba günü açıklayacağım demişti. Yarın olağan kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek döneme ilişkin yeni manifestoyu anlatması bekleniyor. Bununla birlikte parti yönetiminde de %60'a yakın bir değişim beklentisi var. Recep Tayyip Erdoğan! Çarşamba günü yapacağım konuşma da adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının öne çıkan başlıkları. Güçlü Türkiye, küresel adalet, insan onuru ve refah toplumu, Türkiye için güven ve istikrar. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşma 2023'ün manifestosu niteliğinde olacak. Erdoğan, Türkiye'nin 2023 vizyonunu anlatacak. Kongre için tüm hazırlıklar tamamlandı. 24 Mart Çarşamba günü Erdoğan, 2023 seçimlerine gireceği ekibini kuracak. Erdoğan konuşmasında insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra, ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak. Cumhur İttifakı vurgusu da yapacak Başkan Erdoğan. 2023 seçimlerine giderken ittifakın atacağı adımlara ilişkin bilgi verecek. Büyük Kongre'de 1560 delege oy kullanacak. Erdoğan tek aday olarak yeniden genel başkan seçilecek. Parti yönetiminde %700 oranında yenilenme bekleniyor. Yönetimde kadın ve genç sayısı artırılacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. AK Parti'den Büyük Kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. HDP'ye davet gönderilmedi. MHP'nin yanı sıra kongreye İyi Parti ve Saadet Partisi de katılacağını açıkladı. CHP'nin ise katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankaların yönetimleriyle geride bıraktığımız hafta sonu bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantı Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyleydi. Şimdi yarın yapılacak görüşme Türkiye Bankalar Birliği dışında kalan bankalarla yapılacak. Buna katılım bankaları da dahil olacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüşecek. Göreve gelmesinin hemen ardından Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya gelen Kavcıoğlu, durum değerlendirmesi yaparak ilk mesajlarını vermişti. Bu görüşmede Kavcıoğlu'nun verdiği ana mesaj, ilk önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde oldu. Merkez Bankası Başkanı, Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankalarla, katılım bankalarının yöneticileriyle buluşacak. Yeni dönemde izlenecek politika konusunda bilgi verecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut bugün Apar'a yayınındaydı. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrasında piyasalarda yaşanan bu hareketliliği spekülatif ataklara bağladı. Bununla birlikte Türkiye ekonomisine güvenin devam edeceğini söyledi. 7,5 milyar dolarlık döviz bozdurulduğunu açıkladı. Hem ulusal dayanışma açısından hem de Türkiye'nin geldiği nokta açısından dün vatandaş 5.1 milyar dolardan fazla döviz sattı piyasaya. Cebinden çıkardı ve 5.1 milyar dolardan fazla dövizi sattı. Şirketler 2.5 milyar dolar döviz sattı dün piyasaya. Yani dün baktığınızda
yabancılardan gelen spekülatif ve manipülatif hareketlere Türk halkı, Türk şirketleriyle birlikte 7,5 milyar dolar döviz satarak müdahale etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği sonrasında piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Hareketin spekülatif saldırı ve bunu destekleyen manipülasyondan kaynaklandığını söyledi. Türkiye'nin döviz sıkıntısı yok dedi. Bu ilk defa olmuyor. Biz bu filmi daha önce çok gördük. Daha önce çok denendi bu. Her seferinde piyasalar bir süre sonra sakinleşti ama panik halinde hareket edenler her zaman kaybetti. Merkez Bankası Başkanı çok açık ve net söylüyor. Diyor ki herhangi bir olağanüstü toplantı yok. Herhangi bir olağanüstü toplantıyla alınacak radikal bir karar yok. Cuma akşamı Türkiye nasıl kapandıysa oradan yoluna devam edecek. TL varlıklara güvenin, söylentilere itibar etmeyin diyen Bulut, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi sonrasında çıkan söylentilere de cevap verdi. Yalanlar dizisine ne dediler? Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası Türkiye olağanüstü toplantıya gidecek. Olağanüstü toplantıyla faizi 5 puan 10 puan aşağı indirecek. Arkasından radikal kararlar alınacak. Sermaye kontrolü gelecek. Bankalara sınırlama gelecek, kısıtlama gelecek. Bunların tamamı yalandır. Altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla bir kez daha Merkez Bankası Başkanı ile yaptığım görüşmeden sonra bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Söylenen bütün bu yalanlar tamamen Türkiye'ye yönelik bir operasyonun parçasıdır. Enflasyonun kanserli bir hücre haline geldiğini vurgulayan Bulut, vatandaşın düşük maliyetli krediye ulaşmasının önemine dikkat çekti. Yüksek faiz enflasyonu doğuruyor, hükümet enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürecek dedi. Tüm bu gelişmeleri ve beklentileri konuşacağız. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Kadir Tuna bu akşam ana haberde bizlerle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi teşekkür akşamlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Yarın için manifestoyu bekliyoruz. Aslında burada verilecek mesajlar da piyasalar açısından önemli olacak. Bugün işaret edilen açıklamalar da böyleydi. Yarın Cumhurbaşkanı'nın mesajları bekleniyor piyasaya. Dolayısıyla manifestodan ne çıkar, bunlar piyasayı nasıl etkileyecek? Şimdi geçtiğimiz hafta açıklanan bir reform paketi vardı. Ben o reform paketi kapsamında bazı önemli başlıkların da öne çıkacağı ve belki özellikle de bu yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapabilmesi için atılması planlanan adımları da içine alacak daha kapsamlı açıklamalar bekliyorum. Çünkü genel vizyon burada 2023 vizyon hedefi var. Dolayısıyla hem burada istihdamın arttırılması, hem büyüme, hem de Türkiye'nin burada sürdürülebilir bir büyümeyi küresel piyasalar açısından da bu taşınan bu mevcuttaki küresel riskleri de dikkate alarak Türkiye'nin buraya bir problem olmadan ulaşmasını sağlayacak muhtemel bir kapsam içerisinde bazı önemli başlıkların açıklanacağını tahmin ediyorum. Bununla ilgili hocam biraz daha somut olarak beklenti nedir peki? Somut beklentim şu, şimdi burada birincisi yani özellikle de burada yatırımların devamı için özellikle güven vurgusu çok öne çıkmış durumda. Tabii güveni sağlayacak en önemli şey burada özellikle hukuk tarafı. Hukuk tarafı ile ilgili ben burada önemli adımlar bekliyorum. Yani burada özellikle hem yabancı yatırımcılar açısından hem de içerideki yatırımcılar açısından burada önemli başlıkların olacağını tahmin ediyorum. İkinci önemli nokta da burada muhtemelen mevcutta 2023 hedefi içerisinde özellikle istihdam tarafı çok öne çıkmıştı. Şu an küresel ekonomide en büyük kaygılardan bir tanesi de özellikle de istihdam tarafındaki bozulmaydı. Dolayısıyla bunun kalıcılığını sağlayabilecek, bu büyümeyle istihdamı destekleyecek adımları içereceğini tahmin ediyorum. Ve burada belki sektörel bazda bazı önemli desteklerin de ortaya çıkacağını ve açıklanacağını bekliyorum. Bu da çünkü bu açıdan hem yatırımların arttırılması açısından önemli. Ve tabii burada esas mesele burada işte Türk lirasına burada güven vurgusunu her zaman yapıyoruz. Özellikle Türk lirasının burada güvenliğe ilişkin şu an uygulanan para politikasına ve mali politikasının bu TL'nin mevcutta uzun vadede değerinin korunması ve bunun devamlılığın sağlanmasına ilişkin burada bir takım önemli açıklamalar bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Dolayısıyla aslında bu açıklamaların tamamı doğrudan
hem işletmeler açısından son derece önemli hem de aslında vatandaşlar açısından son derece önemli açıklamalar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yabancı da bu açıklamalardan ciddi anlamda memnun kalacağı bir açıklama geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi hocam piyasalar tarafını da sormak isterim. Bugünkü bir kısmi toparlanma beklentisi, bugün verilen mesajları nasıl okuyorsunuz dünkü düşüşlerden sonra? Bir de tabii Merkez Bankası Başkanı'nın, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın yarın da temasları olacak. Türkiye Katılım Bankaları Birliği çatısı altındaki bankalarla bir araya gelecek. Dolayısıyla burada verilen mesajlar da önemli olacak. Nedir beklentiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani öncelikle bu tür kırılganlıklar tabii küresel ekonominin şu geçtiğimiz süreç içerisinde bu tür kırılganlıklar tabii yaşanacak. Yani önümüzdeki süreçlerde de bu tür küresel kırılganlıklar her zaman olabilir. Öncelikle burada tabii çok sakin ve burada soğukkanlı davranmak gerekiyor. Özellikle yatırımcılar açısından söyleyelim. Mutlaka burada mevcut piyasalardaki toparlanmayı önümüzdeki günlerde çok daha net olarak göreceğiz. Öte yandan aslında yani burada Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi acaba bir politika değişikliğine işaret ediyor mu gibi soru işaretinin de ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten Merkez Bankası'nın mevcut yasasında ve Merkez Bankası'nın mevcut para politikası programında izleyeceği zaten rota, yol haritası belli. Burada enflasyon vurgusu, zaten fiyat istikrarı konusu Merkez Bankası'nın yasasında net olarak ortaya konulmuş bir hedef. Dolayısıyla ben bundan sonraki süreçte de Merkez Bankası'nın bu görev teslim süreciyle birlikte ben kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Esas amaç burada zaten enflasyonu düşürmek ve devamında yatırım ortamını daha da iyileştirmek. Yani burada faizlerin gerçek anlamda yatırım yapılabilecek koşulları sağlamak. Dolayısıyla burada enflasyonu düşürme konusunda da Merkez Bankası'nın zaten kararlılığında önemli ölçüde zaten devamını da burada göreceğiz, net olarak da göreceğiz. Ve bu açıdan da baktığımız zaman Sayın yeni başkanımızın da hem hafta sonu Merkez burada Bankalar Birliği üyesi bankalarla yaptığı görüşme ve bu hafta çarşamba günü yapacağı görüşmede de zaten burada bir görüş alışverişi yapacaktır. Bankaların burada mevcut taleplerini dinleyecektir. Dolayısıyla bu da Merkez Bankacılığının aslında önemli iletişim araçlarından bir tanesi. Hem burada piyasaya güven açısından, güvenin verilmesi açısından son derece önemli olacaktır. Ve bundan sonraki süreçte de yine ben Merkez Bankası'nın mevcut para politikası ile ilgili hedeflere ulaşma konusunda araçlarını da kullanmaya devam edeceğini bekliyorum. Dolayısıyla bir devam eden bir değişim olmayacak aslında politikalar açısından. Son olarak ben reform takvimini de sormak isterim hocam. Bugün açıklanmasını bekliyorduk. Muhtemelen bu akşam saatlerinde öğreneceğiz. En geç yarın reform takviminde aslında kısa vade, orta vade ve uzun vadede yapılacaklar önemli. Dolayısıyla bu reform takviminin işlemesi süreci de hem piyasalar açısından hem makroekonomi açısından ne getirecek? Bu önemliydi. Bu zaten takvim, öncelikle yani takvimin çok kapsamlı ve gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen hafta açıklanan reform paketi içerisinde maddelere baktığımız zaman aslında bizim beklediğimiz zaten reform paketi içerisinde olacağını tahmin ettiğimiz önemli maddeler vardı ama bunun dışında beklemediğimiz bence Türkiye açısından çok önemli maddeler vardı. Dolayısıyla bu kadar kapsamlı ve geniş bir paketin de özellikle uygulanma süreci son derece önemli. Burada takvimdeki özellikle uygulanma sürecindeki uyum dönemi de önemli. Yani burada çünkü bazı başlıklar aslında birbiriyle doğrudan ilişkili. Yani bunların bazılarının eş anlı olarak uygulanması gerekiyor. Bazılarının ise belirli aşamalarla arka arkaya uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla takvimdeki aslında bizim görebileceğimiz buradan sadece ve sadece aslında zamanı görmeyeceğiz. Biz aynı zamanda takvim içerisinde mevcut reform paketi içerisinde aslında planlanan hedeflerin de birbirine uyumlu bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde uygulanma sürecini de göreceğiz. Ben bu açıdan yani takvimin aslında geçen haftaki açıklanan reform paketi kadar son derece önemli olduğunu buluyorum. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla birlikte düşünüldüğünde ben bu açıdan da piyasalara son derece iyi bir pozitif mesaj olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Kadir Tuna yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun hocam. İyi yayınlar. Ekonomi gündeminin ayrıntılarını konuştuk. Devam ediyoruz gündemden diğer başlıklarla.
Ve yurt dışına çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde geride bıraktığımız haftalarda imzalanan 1.9 trilyon dolarlık paket sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yeni bir paket hazırlığı içinde olduğu söylendi. Bugün New York Times gazetesi yazdı bu haberi. Yeni paketin ağırlıklı istihdam odaklı, Amerika'daki istihdamı artırmak odaklı olacağı söyleniyor. Biden yönetimi bu kez altyapı ve istihdam paketini açıklamaya hazırlanıyor. The New York Times gazetesi haberi Biden'ın ekonomi danışmanlarına dayandırdı. 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketinin ardından açıklanacak altyapı ve istihdam paketinin 3 trilyon dolar bütçeye sahip olacağı kaydedildi. Söz konusu harcama planına ilişkin teklifin ise bu hafta sunulmasının beklendiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca paketin içerisine de değinildi. Altyapı, eğitim, iş gücünü geliştirme ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlara odaklandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 11 milyon işsiz bulunuyor. Başkan Joe Biden, daha önce imzaladığı ekonomik yardım paketiyle 7 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlanacağı duyurulmuştu. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomik ve ticari ilişkileri, gümrük birliğinin yeniden güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konular ele alındı. Bakan Pekcan, Türkiye'nin üyeliği konusunda Avrupa Birliği zirvesinden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz dedi. Türkiye 25-26 Mart'ta yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden tam üyelik konusunda somut adımlar bekliyor. Konu Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'la Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni arasında yapılan görüşmede de gündemdeydi. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ve ticari ilişkileri, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konular da ele alındı. Görüşmede Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğine dikkat çeken Bakan Pekcan, Avrupa Birliği zirvesinden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz dedi. Ticaret Bakanı bu süreçte gümrük birliğinin güncellenmesinin kilit maddelerden biri olacağını ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiklerine dikkat çekti. Gümrük Birliği ortakları olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın korumacı politikalara yol açmaması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımını engellememesi için birlikte çalışmalıyız. Bu süreçte Türkiye'nin yeşil dönüşümü için Avrupa Birliği üye ülkeleri için oluşturulan finansman kaynaklarına erişimi kritik öneme haizdir. Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Gentiloni ise Yeşil Mutabakat kapsamında Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine ve Dünya Ticaret Örgütü kriterlerine uygun, ticarette korumacılık yaratma amacı gütmeyen bir sınırda karbon düzenleme mekanizması üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu kapsamda Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz, Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına açıklamasını yaptı. 25-26 Mart'ta Liderler Zirvesi var. Peki bu Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa'da nasıl bir hava var, nasıl açıklamalar geliyor? Şimdi gideceğiz. Fatih Özyar Hollanda'dan son notları anlatacak. Merve Tepe, Belçika'nın başkenti Brüksel önemli bir zirvelere aslında ev sahipliği yapıyor ki dün ilk bu zirvenin ilki gerçekleşmişti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi gerçekleşti ve önemli bir zirvede bir anlamda hazırlanan Türkiye hakkında 15 sayfalık da rapor ön plana çıkmıştı ve tartışmaları da birlikte beraberinde getirmişti. Bugün ikinci bir farklı bir zirve var. NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi var.
bugün ve yarın iki gün boyunca sürecek. Türkiye saatiyle saat 16'da başladı zirve. Önemli gündem maddeleri zirvenin ön planında çıkan konular arasında yer alıyor ki bunların arasında bir anlamda 2020 Liderler Zirvesi'ne hazırlık toplantısı olarak da adlandırabiliriz bu toplantı, bu zirveyi. NATO'nun siyasi rolünü güçlendirmeyi amaçlanıyor. Bunun için de NATO 2030 yansıma sürecinin nasıl olacak konusunda karşılıklı fikir alışverişi olacak. Avrupa Atlantik Bölgesi'nin güvenliği konuları gündemde. Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Rusya ve Çin yine gündem arasında. Aslında bu zirvede her iki zirvenin de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Türkiye olacak. Türkiye büyük önem taşıyor. Yine bu NATO zirvesine bakıldığında Kıbrıs konuları, Doğu Akdeniz konusu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma konuları, tüm bunlar gündeme geliyor ki bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirvede bir konuşma yapmış olduğu konuşmada çok önemliydi. Özellikle Türkiye'nin hem komşu ülkeler çevresinde hem de komşu ülkelerde çevresinde özellikle Suriye ve Irak'ta terör gruplarıyla mücadelesinin devam edeceğini, bu bir anlamda hem Avrupa'nın hem de dünyanın güvenliği açısından da çok büyük önem taşıdığını, diğer taraftanında Afganistan konusunda Afganistan'ın huzura kavuşması, barış sürecinin yaşanması için gerçekleştirecek olan toplantıya da ev sahipliği yapacağının müjdesini de vermiş oldu. Önemli demiştik bu konuda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Brüksel'e geldi. Dün Brüksel'de geldiğinde ilk görüşme, ikili görüşmelerde Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile yaptı ve akabinde Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'la görüşmeler yaptı. Yapmış olduğu bu görüşmede Bakan Çavuşoğlu bir anlamda pozitif gündemin devam ettirmek için birlikte çalışmaların devam edeceğini, gümrük birliği güncellemesini, vize serbestliğinin, düzensiz göç ve terörle mücadelenin daha fazla işbirliği gerektirdiğini bu görüşmede vurgulayarak bir anlamda Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konularda ele aldığını açıkladı. Tabii sizin de söylemiş olduğunuz gibi yapılan çok önemli açıklamalar da var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye saatiyle 16'da başlayan zirve öncesi yapmış olduğu bir açıklama vardı ki bu açıklama çok önemliydi. Yapmış olduğu açıklamada özellikle kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere ülkenin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önem taşıyor ifadesini kullandı ki bu çok önemliydi. Hı hı. Burada Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Bu önemliydi. Diğer taraftan zirve başlamadan önce yapılan açıklamaya bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de açıklamaları oldu. Sizin de söylemiş olduğu, Blinken yapmış olduğu açıklamada Türkiye ile anlaşmazlıkları bazı konular olduğunu söyleyerek Türkiye'yi yakın bir müttefik olarak tutmak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun çıkarınadır ifadelerini kullandı. Bu da çok önemli. Şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Başkan Biden yönetiminde ilk kez Türkiye ile bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri arasında resmi temasla da gerçekleşmiş oldu. Gerçekleşecek gün yarın aslında. Bir anlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Birleşik Dışişleri Bakanı ile yarın bir araya gelip birebir görüşme olacak. Bu da ilk resmi temas olacak. Diyelim Başkan Amsterdam'dan şimdilik sözü size bırakalım Merve Tebe. Fatih Özer, teşekkür ederiz. AB Liderler Zirvesi öncesinde bugün Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun temaslarını ve oradan gelen açıklamaları aldık. Amsterdam'dan devam ediyoruz şimdi. Amerika ile Çin arasındaki gerilimle, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki soğuk savaşta yeni bir yaptırım adımı var. Biden yönetimi İngiltere, Avrupa Birliği ve Kanada ile birlikte hareket edip Çin'e karşı yaptırımları hayata geçirmeye başladı. Ama bu kez Çin'den de karşı adımlar var. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini de yanına aldı. Düğmeye bastı. İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği ile birlikte hareket eden Biden yönetimi, Müslüman Uygurlara karşı uygulanan insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırımlara başladı. Önce Avrupa Birliği 4 Çinli yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir sunum yapıyor, dinliyoruz.
Ve bunlar aslında çok gerçek ve yaygın. Çok hızlı ve kararlı bir müdahale yapıldı. Kongre, hükümet, şehirlerde ve her yerde bunu uyguladı. Daha fazla insan işini istedi. Birçok şirket açık kaldı ve faaliyetine devam etti. Ama toparlanma bitmiş olmaktan çok uzak. Biz ekonomiye destek vermeyi ve gerektiği sürece onu desteklemeyi gerçekleştireceğiz. Ekonominin hızı virüse rağmen artmaya devam ediyor. Ve Ocak'tan beri toplam vaka sayısı ve hastaneye yatan hasta sayısı düştü. Ümidimiz bu yıl içerisinde daha normal şartlara geri dönebilmek, sosyal mesafe ve maske kullanımı bu virüsten mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmamızı sağlayacak. Hane haklarının harcaması kayda değer şekilde yükseldi. Bu yıl hizmetlere dair rakamlar düşük kalmaya devam etse de, çünkü kişilerin bir araya gelmesi yasaklandığı için hizmet sektörü daha fazla etkilendi. İş gücü yatırımları üretimde artış yönünde ilerledi. Bütün ekonomik faaliyetler gibi istihdam iş gücündeki şartlar da gelişti ve Şubat'ta eğlence ve ağırlama sektörü toparlandı. Aralık ve Ocak'ta kaybedilen istihdamın bir kısmı geri kazanıldı. Genel olarak duruma baktığımızda toparlanma ve güçlenme görülüyor. Hiç eşi benzeri görülmedik mali ve parasal uygulamalarla hane haklarına, şirketlere ve toplumlara destek vermemizin bunda etkisi oldu. Virüsün yeniden çıkmasının azalması, aşının bunda etkili olması ve sosyal toplanmaların azalması bunda etkili oldu. İş gücüne katılım hala pandemik öncesi seviyelere göre oldukça düşük. Biz burada ilerleme olduğunu görüyoruz. Ancak milyonlarca zorluk çeken, özellikle düşük ücretli hizmet sektöründe çalışan Afrikalı, Amerikalı, Hispanik ve azınlık grupların hala sıkıntı içinde olduğunun da farkındayız. Bizim iki hedefimiz var. Maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını sağlamak Amerikan halkı için. Aynı zamanda finansal sistemin istikrarını sağlamak da bunun altında yer atıyor. Çok ciddi baskılar altında kaldık geçen yıl. Çok güçlü tedbirler, uygulamalar yapmamız gerekiyor. Doğrudan kredi akışını devam ettirmek için çok ciddi parasal genişleme araçlarını kullandık. 2 trilyon dolardan fazla fonlama sağladık. Küçük ve büyük işletmelere, STK'lara, belediyelere ve yerel yönetimlere. Bu desteğimiz karşılığında şirketlerin kapanmasını engellemeye ve şirketlerin istihdamı ve çalışanlarını iş yerinde tutmayı becermelerine yardımcı oldu. Aynı zamanda kredi akışını özel finansörlerden normal kanallarla sisteme aktarmayı kolaylaştırdık. Hazinenin onayıyla bizim mevcut şartlar dahilinde kullandığımız birçok programa devam ettik. Bu kullandırılan imkanlar ve gevşek para politikası şu anda artık kapandı ve CARES Act varlıkları artık şu anda kapandı. Tabii ki diğer araçlar da, her ne kadar TPPLF'i bir çeyrek boyunca daha uzatmış olsak bile, diğerleri de yavaş yavaş kapatılacak. Bizim görevimiz bütün araçları, elimizdeki yelpazedeki bütün araçları kullanmak ve bu zor dönemden toparlanmayı, bunu olduğu kadar sağlam bir şekilde, mümkün olduğu kadar sağlam bir şekilde bütün ülkenin her yerinde gerçekleşmesini sağlamak. Teşekkürler. Sorularınızı alabilirim. Şimdi kendime 5 dakika söz hakkı veriyorum. 11 Mart'ta Başkan Biden Amerika Kurtarma Planı yasasını imzaladı ve bunu yasalaştırdı. 1.9 trilyonluk bir paket, böylece hem bireylere, ailelere hem de küçük işletmelere destek olmaya başladı. Amerikan Kurtarma Planı aynı zamanda 77 milyar dolarlık bir yetkiyi de içeriyor. 25,5 milyonluk bir kısım
ödemesiz, geri ödemesiz olarak ya da ertelenmiş ödemelerle karşılanacak. Özellikle kira yardımları için. Çünkü küçük mülk sahipleri, ev sahipleri ciddi bir sıkıntıya girdi. Acil kira destek ödemeleri 16,5 milyar olarak yerel topluluklara, kabilelere ve azınlıklara verildi. Küçük ailelerin ev kirası ve diğer aidat vesaire gibi giderleri için yardım sağlandı. 4,67 milyar dolar tutarında bir yardım sağlandı ve ama beni ciddi şekilde endişelendiren bir şey programın uygulanma şekli. Yani mesela Kaliforniya'da şöyle bir program uygulamaya konuldu. Destek miktarını oldukça sınırladı. Sayın Yellen, bu program nasıl bir kılavuzlukla, nasıl bir yönlendirmeyle ilerliyor? Programın gerçekten durumu istikrara kavuşturma ve bütün ev sahiplerine bir rahatlık sağlama konusundaki işleyişi nasıl? Teşekkür ediyorum sorunuz için Başkan Waters. Biz bu parayı şöyle dağıttık. Bizim yerel, ülkesel ve kabilesel bağış alan taraflara dağıtımımızda yasalar uyarınca, destek yasası uyarınca destek alanların sadece hane halklarına destek verilmesi yönünde oldu. Yani bireylerden ziyade işsizlik nedeniyle sıkıntı yaşayanlara aktarıldı ya da evsizlik sorunuyla karşı karşıya olanlara ya da hane halkının gelirinin ortalamasının %80'inin altında kalanlara destek verildi. Bu destek de 15 aya kadar varan bir süre boyunca devam edecek. Biz destek alanlara belli bir esneklik de sağlıyoruz. Kendi programlarını uygulamaları yönünde, bu parametreleri esneklikle uygulamaları yönünde ki böylece yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek esnekliğe sahip olsunlar. Burada hazinenin rolü politika kılavuzluğu yönlendirmesi sağlamak. Böylece destek alan bu taraflar, kurumlar, yönetimler kendi yerel ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Biz hem onlara erişim hem de teknik destek anlamında yardımcı oluyoruz ki destek alanlar en iyi uygulamaları öğrenebilsinler. Tabii onların ödemelerinin hedeflenen gruplara ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda da denetleme yapıyoruz. Başkan Yellen, beni çok endişelendiren şey bahsettiğiniz bu eyaletlerin esnekliği kısmı. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama burada çok fazla kafa karışıklığı olduğunu da biliyorum. Çünkü bu programa moratorium programlarına katılan eyaletler var, şehirler var, belediyeler var. Bu ortalama birisi için kafa karıştırıcı. Aynı zamanda Kaliforniya eyaleti kendilerinin %80 kira desteği vereceklerini söyledi, %100'den ziyade. Ben diğer eyaletlerin ne yaptığını bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki federal hükümet yönlendirme kılavuzluk yapıyor. Acaba bizim burada oynayabileceğimiz herhangi bir rol var mı bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak ve bu kira yardımı desteğini netleştirmek için? Başkan Waters, bu genellikle daha önceki yönetimlerden gelen sorulara göre politikayı revize ediyoruz ve onlara ek yönlendirme, kılavuzluk sağlamaya, rehberlik sağlamaya çalışıyoruz. Ve sizin ofisinizde bizim arkadaşlarımız gelip birlikte çalışabilir. Kafanızdaki soruları yanıtlamak için çok teşekkür ediyorum. Bunu takdirle karşılıyorum. Çünkü ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu ve bu kafa karışıklığıyla neler olacağını da merak ediyorum. Acaba ev sahipleri bizi yarı yolda bırakacak mı? Bir başka moratoryuma daha girecek miyiz? Bu yüzden size samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Sayın McHenry'e 5 dakika vereceğiz. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Jerome Powell ve Sayın Başkan Yellen, Bakan Yellen, size Fed'in bağımsız
bağımsızlığı ile ilgili bir soru sormak istiyorum ve Hazine Bakanı'ndan bu konuda biraz cevap bekliyorum. Dr. Yellen, belki bu soruyu sizinle atlamam gerekir gibi hissediyorum. Çünkü sizin zaten bu konuya dair çok pratik bir kavrayışınız, idrakiniz var. Siz zaten Jerome Powell'ın konumunda siz vardınız ve bu konuya yeterince hakimsiniz ta ki o sizin halefiniz olana kadar. Şimdi benim sorum şu olacak bu bağlamda. Sayın Powell, size şunu sormak istiyorum. Aslında çok fazla spekülasyon söz konusu. Bizim enflasyonist baskılara dair kaygılanmamız gerektiği yönünde 1.9 trilyon dolarlık teşvik ya da COVID harcama paketi oldu biliyorsunuz. Bir de bir takım 3 trilyonluk yeni bir harcama geleceğine dair haberler kulağımıza çalındı yeni yönetim tarafından. Acaba Fed bu enflasyonist baskı, endişe ve kaygılarını paylaşıyor mu bu ek gelecek harcama paketiyle ilgili? Buna dair görüşlerinizi alabilir miyim acaba? Öncelikle biz çok ciddi bir şekilde sadığız fiyat istikrarı hedefimize, maksimum azami istihdamla birlikte bildiğiniz gibi. Ve bu bağlamda enflasyonun zaman içinde %2 seviyesine gelmesini istiyoruz. Ortalamasının %2 civarında seyretmesini istiyoruz enflasyonun. Enflasyonun yukarıya yönlü gitmesini bekliyoruz bu yıl boyunca. Öncelikle bizim baz etkisi dediğimiz etkiyle, yani 12 aylık bir hesaplamada mekanik olarak bunun hızlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bunun ardından muhtemelen şöyle bir durum göreceğiz. Ekonomi yeniden açılınca ve aşılama devam ettikçe harcamada bir artış, sıçrama olabilir ve böylece fiyatlar üzerinde ani bir baskı da görebiliriz. Bizim en iyi tahminimiz bunun enflasyon üzerinde etkisinin ne çok kalıcı ne de çok baskılayıcı olmayacağını düşünüyoruz. Güçlü dezenflasyonist baskılar da var bütün dünyada neredeyse çeyrek yüzyıldır ve bunun tek seferlik bir harcama artışıyla kalıcı enflasyon baskısı yaratacağını düşünmüyoruz. Biz enflasyon beklentimizin %2'ye çıpalanmış olması konusunda son derece kararlıyız ve bunu da uygulama konusunda uygun politikaları devam ettiriyoruz. Diğer konuya gelecek olursak, bazen bunu tartıştığımızda hep söylüyorum. Ben mali politika ile ilgili yorum yapmadığımı söylemiştim. Özellikle belli yasalar bağlamında müferiden yasalara dair yorum yapmadığım gerçeğini tekrarlıyorum. Bakan Yellen, 25 milyar dolarlık ailelere kira yardımı desteğinden bahsetti Başkan Waters. Tabii ki bu evde kalma kısıtlamalarıyla etkilendi. Burada Hazine Bakanlığı'nın bu fonları aktarmasında bireylere ve ailelere destek vermekte öncelikleri nelerdir? Bu hazine... Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi'nde bir sunum gerçekleştirdi. Enflasyonun yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz dedi. Bu süreçte verilen destekleri de anlattı. Kredi akışının da sisteme aktarılmasının kolaylaştırıldığını söyledi. O sunumu canlı ekrana taşıdık. Şimdi devam edeceğiz İngiltere gündemiyle. İngiltere'de ekonomiye verilen destekler zombi şirketleri artırabilir. Financial Times'ın haberine göre 1.4 milyon şirket bu desteklerle sadece borçlarını ödeyebilecekler ama büyüme ihtimalleri yok. İngiltere'nin pandemi döneminde ekonomiye destek stratejisinin zombi şirketler yaratmasından endişe ediliyor. Financial Times, pandemi nedeniyle verilen kredilerin sadece borçlarını ödeyebilen, büyüyemeyen bu şirketleri artırabileceğini yazdı. Habere göre İngiltere'de Brexit'in ardından güçlü yaşayan küçük ölçekli teknoloji şirketlerine yeni destekler gündemde. Bu şirketlerde çalışmak üzere İngiltere'ye yetenekli iş gücünün gelebilmesi için özel bir vize ve vergi düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca 375 milyon sterlin büyüklüğünde yatırım planı öngörülüyor.
Gelecek Fonu adı verilen büyük ölçekli bu plan, hükümetin bini aşkın startup şirketi için sağladığı 1 milyar sterlinlik kredilere daha fazlasını ekleyecek. Haberde bu kredileri almak zorunda kalan 1.4 milyon teknoloji ve teknoloji dışı şirketlerin geleceğinin belirsiz olduğuna vurgu yapılıyor. Buna göre aylar süren aktivite yokluğunda bu şirketler finansal varlığa dönüştürülemeyen borçların yükü altında. Bu nedenle küçük şirketlerin iflas etmesinden endişe ediliyor. Bu şirketlerin yalnızca borçlarını ödeyebilen ancak yatırım yapamayan zombi şirketlere dönüşebileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan sonra İngiltere'de Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara uyguladığı baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı. Şimdi Londra'ya gideceğiz. Son notları Alparslan Düven anlatacak. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamerası'nda yaptığı açıklamada Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük insan hakları krizlerinden biri olarak niteledi ve Sincar Uygur Özerk Bölgesi'nde kısırlaştırma, kitlesel gözaltı, gözetleme ve işkencenin yer aldığı insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya çıkan kanıtların göz ardı edilemeyeceğini dile getiren İngiliz bakan, kanıtların uydu görüntüleri, hayatta kalanların ifadeleri, resmi belgeler, Çin hükümetinden sızan bilgiler, insan hakları izleme örgütü ve uluslararası af örgütünden ve bu da dahil olduğu güvenilir açık kaynak raporları ve İngiliz diplomatların bölgeye yaptığı ziyaretlerden oluştuğunu söylüyor. İngiliz Dışişleri Bakanı Raab, DNA'ların toplanması, yüz tanıma yazılımı ve polistik algoritmaları dahil olmak üzere birçok yöntemin kullanmasıyla tüm Uygur nüfusunun gözetim altında tutulduğunu, kadınların zorla kısırlaştırıldığını ve çocukların aileleriyle zorla ve onlardan koparıldığını da kaydettiler. Tabii öte yandan İngiltere ve Avrupa Çin'e gösterdiği tepki ve Uygurlara göstermiş olduğu bu duyarlılığı, Irak'ta Abu Ghraib cezaevinde Afganistan'da katledilen ve işkencelerde ölenler için göstermemişti. Tabii İngiltere'nin özellikle Çin'e yönelik bu tavrının Hong Kong bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu zaten apaçık ortada. İngiltere'nin Çin'le oradaki çatışmasından dolayı Uygurlara sahip çıkması biraz da ikiyüzlülük. Yani bu kadar acılar yaşanmışken Orta Doğu'da bunlara göz kapatıp diğer yandan Çin'e yönelip çıkarları değeri Çin'e karşı bir adımda bulunması, adım böyle bir tavırda bulunması ikiyüzlülük olarak nitelendiriliyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Teşekkürler Alparslan Düven. İngiltere'den son notları aldık. İngiltere'den Almanya'ya uzanacağız şimdi. Almanya'da hala salgın devam ediyor ve artarak devam ediyor vakalar. Pek çok yerde olduğu gibi aslında Avrupa'da da vaka sayıları hızlı bir şekilde artıyor. Almanya'da Başbakan Angela Merkel vakalar artışı sonrasında salgını yenemedik, salgın peşimizi bırakmıyor ve sağlık sistemimiz de yeniden alarm veriyor dedi. Henüz virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor. Vaka sayısı artışına işte bu sözlerle dikkat çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgında son durumu değerlendirmek için eyalet başkanlarıyla bir araya geldi. 11 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Merkel, yeni tedbirleri açıkladı. Kısıtlamaların 18 Nisan'a kadar süreceğini duyurdu. Merkel, koronavirüsün mutasyonlu türünün hızla yayıldığına da dikkat çekti. Mutasyonlu virüsün olduğu bölgelerde daha katı tedbirler uygulanacak. Şu anda yurt dışına seyahate olumlu bakmıyoruz. Henüz virüsü yenemedik. Peşimizi bırakmıyor. Yoğun bakımdaki yatakların yeniden dolmaya başladığını belirtti. Sağlık sisteminin kapasitesinin sonuna gelmesini önlemek istiyoruz dedi. Almanya'da günlük vaka sayıları Şubat ayında 7 binlere gerilemişti. Ancak günlük vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerek 10 binleri aştı. Dünya Ekonomik Forumu bu sene için küresel riskleri açıkladı. Kuruluşun raporunda 2 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen küresel tehditler arasında birinci sırada istihdam krizi, ikinci sırada ise geçim sıkıntısı yer alıyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 Küresel Riskler Raporu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD, Maş Türkiye ve Zürih Sigorta İşbirliği ile tanıtıldı. Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz etkilere yer verilen raporda, istihdam krizi ve geçim sıkıntısı dünya için en yakın tehditler olarak sıralandı. Raporda sayısız alanda son 10 yılda elde edilen kazanımların salgın sürecinde geri verildiği ifade edildi. Olağanüstü hava olaylarının dünyaya yapacağı yıkıcı etkilere dikkat çekildi. İklim değişikliğiyle yapılan mücadelede başarısız olunması da en yıkıcı risk olarak raporda yerini aldı. Diğer yandan dünya vatandaşları için en büyük sorunun bulaşıcı hastalıklarla mücadele olacağının altı çizildi. Raporda dijital eşitsizlik dolayısıyla bilgiye ve eğitime erişimde büyük problemlerin yaşandığına vurgu yapıldı. Ayrıca siber güvenlik bağlantılı risklerin hem devletler hem de özel sektör için büyük tehditler oluşturduğu anlatıldı. Kısa vadede salgınla tetiklenen sağlık hizmetlerinde ve ekonomik şartlardaki eşitsizliklerin özellikle genç kesim üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Gençlik hayal kırıklığı riskinin küresel çapta büyük ölçüde ihmal edildiği ancak bu durumun kısa vadede dünya için kritik bir tehdit haline geleceği vurgulandı. Şimdiki nesil gelecekteki fırsatlardan mahrum kalırsa ve inançlarını kaybederse büyük çabalarla elde edilmiş toplumsal kazanımlar kaybedilebilir ifadeleri kullanıldı. Raporda varlık balonları, fiyat istikrarsızlığı, emtia şokları ve borç krizleri gibi ekonomik riskler 3-5 yıllık zaman diliminde belirgin bir şekilde öne çıktı. Bunu devletler arası ilişkiler ve silahlı çatışmalar gibi jeopolitik riskler izledi. Yerli elektrikli traktör bundan sonraki süreçte Haziran ayında seri üretime başlıyor. Yerli elektrikli traktör özellikle kendi fiyatından yarı fiyatına satılacak çiftçiye özel. Baktığımızda 390 bin liranın üzerinde olan bu traktörün çiftçiye satış fiyatı 195 bin liraya kadar düşecek. Apara muhabiri Rıfat Fırat'ın özel haberi geliyor. Başkan Erdoğan'ın test ettiği yerli elektrikli traktör Ekin'in fiyatı belli oldu. Apara'nın edindiği bilgiye göre piyasada en çok tercih edilen 208 beygir gücüne sahip orta boy elektrikli traktör yaklaşık 390 bin liraya satışa sunulacak. Çiftçiye maliyeti ise bu rakamın yarısı kadar olacak. Devlet, traktör sahibi olmak isteyen çiftçileri yalnız bırakmayacak, %50'ye kadar hibe desteği verilecek. Ziraat Bankası da çiftçilere sıfır peşinat ve 96 ay vade imkanı ile kredi desteği sağlayacak. Faiz oranının ise yapılacak düzenleme ile sıfıra indirilmesi öngörülüyor. Böylelikle orta boy traktör çiftçiye 195 bin liraya mal olacak. Elektrikli traktör çiftçinin mazot maliyetini de ciddi oranda düşürecek. 200 lira 250 lira arasında değişen günlük ortalama mazot maliyetinin elektrikli traktörle 20 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Büyük ve orta büyüklükte traktörler 1 saatlik tek şarjda 7 saat kadar çalışabilecek şekilde tasarlandı. Küçük boy traktörler ise 20 dakikalık şarj süresiyle yaklaşık 5 saat kadar çalışabilecek. İhracat odaklı olacak 320 beygirlik büyük boy traktör 130 bin dolardan piyasaya sunulurken küçük boy bahçe traktör 195 bin liradan satılacak. Aynı şekilde bu traktörler de çiftçiye yarı fiyatına mal olacak. Yerli traktör Ekin'in Haziran'da seri üretime geçmesi hedefleniyor. Şimdi son yıllarda en önemli yatırımlardan biri aslında bu doğalgaz depolama. Özellikle 2015 yılında yaşanan süreçten sonra doğalgaz depolamaya yerli ve milli enerji politikasıyla birlikte daha fazla önem vermeye başlamıştı Türkiye. Ertuğrul Gazi Türkiye'nin 3. yüzer depolama, doğalgaz depolama gemisi olacak. Bundan sonraki süreçte yeni yatırımlar da ön planda. Nisan ayında Hatay'a gelmesi bekleniyor geminin. Ertuğrul Gazi gemisi doğalgazın %20'sini depolayacak. Türkiye LNG depolama filosunu Ertuğrul Gazi gemisini katmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alınması planlanan gemi, Türkiye'nin 3. yüzer LNG depolama ünitesi olacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle gelişi aksayan Ertuğrul Gazi yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye doğru yola çıktı. Geminin Nisan ayı ortalarında Hatay Dört Yol'da olması planlanıyor. Güney Kore'de üretilen gemi elenci yüklenerek dolu şekilde ulaşacak. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip gemiyle Türkiye'nin depolama kapasitesi de artacak. Mevcut diğer iki depolama gemisi ise sahada iş başında. Biri özel sektör yatırımı, biri de BOTAŞ yatırımı olan iki LNG terminali İzmir Ali Ağa ve Hatay Dört Yol'da görev yapıyor. Bankacılık sektöründe ilk kez kadın girişimcilere özel bir birim kuruldu. Halkbank bünyesinde kurulan birim Türkiye'de kadın girişimcilere özel hizmetler verecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak destek sağlayacak bu birim dedi. Halkbank sektöründe bir ilke imza atarak kadın girişimciler için özel birim kurdu. Bursa'da gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar toplantısında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcileri teşvik etmek ve finansal imkanlar oluşturmak amacıyla Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurduklarını açıkladı. Bu müdürlüğümüz sektörde kadın girişimciliği için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sunacak ve kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesine destek sağlayacaktır. Halkbank Genel Müdürü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçen kadın girişimci kredisine şimdiye kadar 6500'ün üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. Toplamda 425 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir dedi. 2020 yılında 180.500 kadın esnaf ve sanatkarımıza bir kısmı sıfır faizli olmak üzere toplam 8 milyar Türk lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli uygun maliyetli kredi kullandırımı yapılmıştır. Arslan 2020 yılında ise 180.500 kadın esnaf ve sanatkara toplam 8 milyar lira uygun maliyetli kredi verdiklerini belirtti. Toplantıda Marmara bölgesindeki 11 kentten seçilen 11 girişimci kadına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Kadınlar çok daha cesur, çok da daha girişken olabilirler. Hani bizim üretim, çünkü biz Trakya genellikle hububat yeriyiz. Yani kadın daha öne çıkabilir. Mesela kendi ürünlerini çok güzel pazarlayabilir. Yani cesur olmalarını öneriyorum. En başından beri bu işe inanarak başladım. Yapabileceklerine inansınlar ve inandıklarında da bu yolda başarıyla devam edeceklerinin inancıyla başarabilirler diye düşünüyorum. Ve bugünün öne çıkan başlıklarını anlattık. Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra şirket raporuyla Cüneyt Paksoy ve Belgin Maviş borsanın gündemini konuşacaklar. Yarın akşam yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.